Merhaba, Medyaskop TV'de Yaşamın İzlerinde bugün HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ile beraberiz. Merhaba Fiz Hanım, teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için. Rica ederim, hoş geldiniz, merhaba. Hoş bulduk. Bu bir hayat hikayesi programı biliyorsunuz. Dolayısıyla standart siyasi söyleşilerden biraz daha farklı şeyler konuşarak başlayalım istiyorum. Sizi hızlıca çocukluğunuza, küçük Filiz'e götürürsem. Gölcük doğmuşsunuz. Evet. Babanız denizci. Evet. Baba tarafınız Meis'ten, anne tarafınız Çerkez, dolayısıyla tam bir karma geçmişiniz var aslında. İstanbul'un haricinde de uzun yıllar Bodrum'da da yaşamışsınız. Evet. Küçük kız Filiz'in aklında kalan çok güzeldi, çok keyifli hatırlarım dediği ilk aklınıza gelen anınız nedir çocukluğunuzda? Sarıyer aslında, İstanbul Sarıyer. Babamla birlikte sahilde balık tutuşumuz, kamışlı oltalarımızla. Onun dışında elma şekeri. Ve aslında çok gezişimiz bir yandan da. Yani hem zor hem güzeldi. Çünkü herhalde ilkokulda ben 7 okul falan değiştirdim sadece ilkokulda. Çünkü sadece İstanbul Bodrum değil, Gölcük doğum yeri o kadar. Hani onun dışında bir bağlantım yok ama Bartın, Amasra, oralara da tayin olduk ve gittik. Mesela oradaki sokak çocukluğu, Bartın çayının kenarında gece vakitlerine kadar oynayışlarımız, Amasra'da işte mendirekten midye çıkarışımız, deniz kenarında kaynatışımız. Yani bunlar hep 60'lı yılların sonu, yani öyle diyebilirim. Bunlar çok güzel anılar olarak kaldı aklımda. Bir de gazoz içmek, Kabataş, Kocataş gazozu Sarıyer'de. Herkes bana bir gazoz alırdı mutlaka. Öyle bir sosyalliğim vardı çünkü. Ve şeydi, yani aslında gerçekten hani doğayla iç içe olmanın tadını yaşadığımız bir çocukluk geçirdim diyebilirim. Hani bunun için aileme minnettarım o anlamda. Denizle özel bir bağınız var. Var tabii kesinlikle. Yani hani mesela yaptığım bir beste hani ortaya çıkmış falan bir şey değildir ama Nazım Hikmet'in Hasret şiirinden, o denize dönmek istiyorum, mavi aynasında suların boy verip görünmek istiyorum şiiri. Ve deniz hakikaten benim en mutlu olduğum yer. Yani seyretmesi öyle, dalması, çıkması, güneşle buluşması. Ayrı bir şey var, etkisi var benim üzerimde. O yüzden Ankara'ya tayin olmak mesela ve Ankara'da okul yılları, ki gerçekten güzel hatıralarla, hem acı hem güzel hatıralarla dolu bir dönem. Ama denizsiz bir şehir bize çok zor gelmişti. Hepimize birden öyle gelmişti yani. Deniz olması gereken bir şey. Yani İstanbul'un en sevdiğim yanı, işte 30 küsur yıl avukatlık yaptım burada. Hep vapurla gittim geldim. Hep deniz yolunu olabildiği her yere tercih etmeye çalıştım. Yani hep toplu taşımayla çalıştım zaten de. Ama çoğunluğu deniz yoluydu. Neden hukuk ve neden özellikle avukatlık diye soracağım tabii ama burada merak ettiğim bir ince nüans da var. Adalet kavramını nasıl içselleştirdiniz? Bu anlamda sizin için avukatlık bilinçli bir tercih miydi, yoksa kendiliğinden mi gelişti? Biraz bilinçli bir tercihti. Aslında üniversite tercihleri, o zaman biz işte 18 tercih yapardık, onlardan çıkandı. Şimdi bakınca hukuk 10. tercihimdi. Aslında sanki ilk tercih gibi durmuyor ama bu biraz da isyandandı. Yani bütün aile, baskıcı bir aile olmamasına rağmen bir mahalle baskısı yaptılar. Yani herkes kendi özlemlerini biraz hayata geçirmeye çalıştı. İşte ablam rahmetli, o tıp çok isterdi. O doktorluk dedi. İşte eniştem mühendislik dedi, bilgisayar dedi. O ilk daha matematikçilerdendi. İşte annem başka bir şey söyledi yine, yani benim çok da istemediğim şeyler, ama böyle mühendislikler, doktorluklar daha fazla gırla gidiyordu sanki.
Bense aslında 4-5 tercihim vardı. Yani ODTÜ Siyaset Bilimi Kamu Yönetimi, Ankara Siyasal, Hukuk ve Basın Yayın. Bir de doğayı sevdiğim için Orman Fakültesi, ama o zaman maalesef çok ciddi sağ örgütlenmeler orada olduğu için çok da tercih edilecek bir şey değildi. Bir de arkeoloji Bodrum'dan dolayı. Ve ben herkese sinirlenip sonunda kadınların yapamayacağı ne kadar şey varsa, metalürji mühendisliği, Sivas tıp, maden mühendisliği falan gibi hepsini yazdım. Sonra diyorum onlardan tutsaydı ne olurdu, yani gerçekten nasıl okurdum ben onları diye. Ve hukuku tuttu neyse ki. Orada bir tek babamın şeyi vardı, yani gazeteci olmayı çok istiyordum ben. Ama hukuk okursan olursun, gazeteci de olursun, başka şeyler de olursun dedi. Doğru bir sözmüş. Dolayısıyla biraz aslında hem bilinçli hem de arada rastgele denk gelmiş bir şey oldu. Adalet ise, adalet yani o çok çocukluktan izleri olan bir şey bende. Yani hem kız erkek ayrımı, mesela yaptığım o Kadınlar Vardır belgeselin başı aslında kendi hayatımdan bir anekdotla başlar. Burada gene Kadıköy civarındaydık ve halamlarda kalıyordum. Annemler yoktu bir hafta. Kuzenlerimi Luna Park'a gitmek istediler, gönderiyorlardı. Sen kızsın, gidemezsin dediler bana. Yani ben kızım, tamam biliyorum da niye gidemiyorum diye. Çok ciddi bir isyanım olmuştu. Babaannem o zaman bu yavrucağı da gönderin diye desteklemişti. O zaman mesela adalet duygusu ve eşitsizlik, ya da işte Petrocelli hikayemiz bizim kuşağın her zaman vardır. Avukat olup sürekli davalarda savunmak. Ya da işte ne bileyim, Ankara'da ilk sandviççi dönerci açıldığında onun önünde cam mekanda bekleyen yoksul çocukların karşısında sandviç yememek, yani ona da mutlaka alırsanız yerim şeklinde yaşamak gibi. Belki evet, yani bizim kuşakta bir vicdan vardı yani. Öyle büyüdük diye düşünüyorum ben. Üniversite döneminiz aslında 12 Eylül darbe dönemine denk geliyor. Evet. Bir röportajınızda her türlü şiddete karşı durarak aktivistlik yaptım ben diyorsunuz. İnsan hakları geleneğinden geliyorum. 12 Eylül öncesinde de idam cezasına karşıydım. Ben solcuyum ama sağcılar idam edilsin diye hiç düşünmedim diye bir ibareniz var. Bir arkadaşınızı da idam cezasıyla kaybetmişsiniz 12 Eylül'de. Nedir 12 Eylül darbesi dendiğinizde size hissettirdiği? Ağır bir travma tabii. Yani çok gençtik ve çok umutluyduk. Çok büyük hayallerimiz vardı. Hani mutlaka belki devrim olacak ve hemen gerçekleşecek olmasa bile en azından o dayanışmanın, işte örgütlülüğün, insan haklarının, daha güzel bir dünyanın mümkün olduğunu gerçek kılmaya çalışıyorduk. Yani o hayaller tabii çok ciddi bir askeri güçle darbelenip yıkılınca o hepimiz için önemli ölçüde bir travma oldu. Necdet Adalı benim, yani 12 Eylül öncesinde kısa sürelerle benim de Ankara Mamak cezaevinde bulunmuşluğum oldu ve o dönemde tanıdığım bir insandı. Onun idamı tabii çok aslında zedeleyici bir şeydi, yaralayıcı bir şeydi benim için. Yani o an çünkü hayat durmalı diye düşünüyordum. Yani çok pırıl pırıl bir insandı. Ve hiçbir yargılamanın, sıkı yönetim döneminde özellikle, zaten adil bir yargılama olduğunu söyleyemeyiz. Zaten yargı Türkiye'de genelde belki çok böyleydi. Ve o dönemde de Necdet'e verilen ceza aslında bir sağdan bir soldan hikayesiyle oldu. Yani Mustafa Pehlivanoğlu'na aynı şekilde ceza verildi. O da aynı şekilde beni üzdü. Yani Necdet'i tanıdığım için tabii ki daha fazla üzdü, ama sonuçta ben orada da söylediğim gibi o röportajda, hakikaten hiçbir zaman kimse için şiddetin hayata geçeceği, geri dönüşü olmayan özellikle idam cezasını dilemedim, dilemem ya da hiçbir şiddeti öngöremem, dilemem. Yani böyle bir gelenekten gelmiyorum. Hayatım boyunca da gelmeyeceğim. Yani
bunda çok inatçı ve ısrarlıyım. Hani kim ne yaparsa yapsın, ne kadar Türkiye'yi bölmeye, hep o bize söyleniyor ama aslında tersi olduğunu düşünüyorum. Ötekileştirmeye, insanları ayrıştırmaya çalışırsa çalışsın, ben kimse için şiddet dilemeyeceğim. Yani hayatım böyle sona erecek diye düşünüyorum. Siz avukatlık kariyerinizi ve kadın hakları mücadelesini hep birlikte yan yana yürüttünüz. Türkiye Feminist Mücadelesi'nin tarihine baktığımızda birçok hatırladığımız mihenk taşında da birebir emeğiniz var. Bunlardan bir tanesi 1987'deki Daya Karşı Dayanışma Yürüyüşü'nün komitenin başkanlığını yapmışsınız. Bir diğeri şimdilerde yine acaba yeniden gündeme getirsek mi diye konuşulan Mor İğne projesi. Ama aynı zamanda işin STK tarafında da çeşitli sorumluluklarınız olmuş. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, İstanbul Barosu'nda 1999'da kurulan Kadın Hakları Uygulama Merkezi, Şirin Ahmet Tekeli Kadın Hukukçuları Destekleme Vakfı'nda aynı zamanda kurucularındansınız. Evet. Şunu sormak istiyorum. Sosyal devlet, yargı, toplum anlamında baktığımızda ister siyasi iktidar, ister yargı, eğer kadınların özgürleşmesine herhangi bir şey engel oluyorsa ben onun karşısında dururum diyorsunuz. Sizce kadınların özgürleşmesinin önündeki engeller genel olarak Türk toplumu, Türkiye toplumu anlamında neler? Erkekler, erkek egemenliği. Yani tabii ki erkek devlet, erkek yargı, militarizm, savaş politikaları. Yani muhafazakar anlayışlar, bütün bunlar engeller kadınların özgürleşmesinin önünde. Yani buna karşı da işte kadınların mücadelesinden ve dayanışmasından başka bir yol yok. Hep gördüğümüz böyle. Çünkü ben bunu yargıda da gördüm, devlette geleneğinde de gördüm. Sokakta yürürken, otobüste de gördüm, metrobüste de gördüm, vapurda da gördüm, erkeklerin bakışlarında gördüm, aile hayatında gördüm. Hepimiz bunları ya yaşadık ya da potansiyel olarak zaten yaşama potansiyelimiz oldu kadınlar olarak. Dolayısıyla hiçbirimiz kurtulmuş değiliz. O kurtulmuş kadınlık hikayelerine hiç inanmadım, inanmam. O nedenle de dayanışma gerçekten bizim için önemli. Yani hem Türkiye'de hem bütün dünyada diye düşünüyorum. Siz kadına şiddet dosyalarında da çalıştınız. Yargının kadın davalarına bakışını nasıl özetlersiniz? Ya ben çok farklı olduğunu düşünmüyorum aslında. Yani o yüzden orada işte kadınların ısrarı, feminist avukatların varlığı ve davalara müdahil olma ısrarı özellikle ya da en azından müdahale talebi kabul edilmiyorsa bile orada varlık göstermek önemli diye düşünüyorum. Ki bunu bizim yaptığımız zamandan çok daha iyi yapıyor şimdi daha genç olan avukat arkadaşlar da, kadın örgütleri de. Çünkü aynı zamanda daha bir genişleme ve yaygınlaşma var bu mücadelede. Yani gerçekten kadınların ısrarı, o davaları takip etmek bence önemli sonuçlar alıyor. Ama evet, erkek adalet değil, gerçek adalet sözü çok gerçek bir söz. Bence gerçek bir slogan. Bugün üstünde ısrarla işte bu gerçekliği yaşadığımız için o davaları takip etmemiz gerekiyor. Sizin kadın mücadelesinin sesine çok farklı bir katkınız daha var aslında. Bir şarkınız var, bir marş var kadınlar için. Bestelediğiniz sözü ve bestesi size ait olan Kadınlar Vardır. Gül Dünya Şarkıları albümünde de yer aldı. Aynı isimde de bir belgeseliniz var. Biraz şarkının hikayesini, biraz da belgeselin hikayesini anlatırsanız çok sevinirim. Şarkı 1987 işte Daya Karşı Yürüyüş'le ilgili. Aslında öncesinde yaptığımız toplantıların heyecanıyla yarattığım bir şey oldu. Bir gece öyle sabaha kadar uyumayıp işte sözü, müziği hepsi bir arada gelip, ki müziğe ilgim hep vardı, yani şarkı söylemeyi de severdim. Ve o toplantılar hakikaten bizim için ilk defa kendimiz adına
bir şey yapacağımızın heyecanı, özel olanın politikasını gerçekleştirebilmek, yani o sloganın özellikle hakkını verebilmek ve işte bu kadının karnını sıpasız, sırtını sopasız bırakmamak gerek derler denen, yani ağzımdan kötü bir laf çıkmasın diye tutuyorum, mahkeme kararına özellikle karşı bir kampanya örgütlememizle başlayan, işte ama kaç kadının geleceğini bilemediğimiz, kestiremediğimiz, sonunda da Yoğurtçu Parkı'nda gerçekleştirdiğimiz dayağa karşı yürüyüşün hikayesinin öncesi aslında Kadınlar Vardır Marşı. Bir de 87, hani 80 sonrası bu tarz bir yürüyüş, tabii böyle bir defa toplaşma için bir ilk değil mi? İlk ve hani emniyetten izin almak, o tertip komitesini oluşturmak, gerçekten hani o yürüyüşe gittiğimizde binlerce polis vardı Yoğurtçu Parkı'nın içerisinde. Yani onları dışarı çıkarmak için epey dil döktüğümü hatırlıyorum. Çünkü hani demiştim, ama siz burada durduğunuz sürece kadınlar gelemez. Zaten kaç kadın gelecek bilmiyoruz. Ama hakikaten yani bence 1000 kadar, rivayetlere göre 2000-3000 kadar, ama hiç önemli değil. Biz 50-100 derken o kadar kadın geldi ve çok coşkulu bir yürüyüş oldu. O yürüyüşte de hep beraber söyledik şarkıyı. Hakikaten ben böyle hani heyecanımı çok dışa yansıtmayan biriymişim. Hep o avukatlıkta da ya da şimdi işte vekillik sırasında da öyle söylüyorlar, ama bacaklarım herhalde kesilecek ve ilk sloganı attırdığım zaman megafon bendeydi çünkü, düşeceğim diye düşünmüştüm. Yani Türkiye Kadın Hareketi tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Çünkü şunu hissettik ve hissettirdik herhalde hep beraber. Sadece biz yaşamıyoruz bunu. Yalnız değiliz, yalnız değilsiniz. Dolayısıyla dayanışabiliriz. Ve arkasından zaten Bağır Herkes Duysun diye bir kitapçık çıkardık. Ve bu da önemliydi. Sonra da işte sığınağın kurulmasına giden hikaye var. Belgesel de 95'te aslında, yani o da gene bir heyecan hali. Hem avukatlık yapmak istiyordum, avukatlığa bir ara vermiştim. Çünkü yani artık öyle bir noktadaydı ki benim için o aktivistlik ve avukatlık çok fazla iç içeydi. Hani evimde kadınlar çocuklarıyla yatıyordu. Adamların içeri girmesini engellemek için biz gidip onların evinde kalıyorduk gibi böyle geçiyordu hayatımız. Yani bu da tabii bir yandan çok kolay bir hayat değildi gerçekten. Biz ondan sonra bu belgesel fikri doğdu. Çünkü bunlar bir şekilde anlatılmalıydı ve aslında bize kadar biraz, 95'e kadar geldi o, daha doğrusu bize kadar değil, sonrasında da. Bunun daha fazlasının yapılması lazım şu anda. Yani çok daha iyilerinin yapılması lazım. Çünkü eksikti. Yani o zaman da mesela Kürt Kadın Hareketi yok o belgeselde. Hani işte Ermeni kadınlar, Müslüman olmayan diğer azınlıklardan kadınlar falan yeterince yer almadı o hikayenin içerisinde. Değinmelerle geçilen şeyler var. Ama biz şeyi de bilmiyorduk, yani Osmanlı'da da feminizmin olduğunu bilmiyorduk. En azından bunu ortaya çıkarması açısından ve biraz da bizim tarihimize değinmesi açısından önemli bir belgedir diye düşünüyorum. Ama çok daha iyilerinin yapılması lazım bence Kadınlar Vardır da. Babanızın söylediği doğru çıkmış aslında. Çünkü sizin hukukla birlikte aynı zamanda bir gazetecilik ve yazarlık kariyeriniz de var. Güncel Hukuk Dergisi'nin yazı işleri müdürlüğünü yürüttünüz çok uzun süre. Arada Nokta Dergisi'nin İsviçre temsilciliğini yaptığınız bir 91-92 dönemi var. Fakat öte yandan yine Feminist Mücadele'nin önemli dergilerinden Feminist ve Pazartesi'de de yayın kurulu üyeliğiniz var. Güncel Hukuk Dergisi bu hafta itibariyle kapanacağını öğrendiğimiz dergi. Evet. Neler söylemek istersiniz? Bir yazı istediler benden. Veda yazısı oldu aslında. Ben de hukukun kapanışı dedim başlığına yazının. Ya 11 yıl çalıştım ben Güncel Hukuk'ta. Sonrasında da devam etti. Benden sonra da 3 yıl daha devam etti dergi.
ki vekillikle aslında en üzüldüğüm şeylerden biriydi. Yani dergicilik yapamamak hakikaten. Ama işte her türlü yolsuzluk, ihale vesaire işleri yapılıyor da gazetecilikti, avukatlıktı onlar yapılamıyor. Üzücü yani, çünkü zaten başka bir örneği yok ki Güncel Hukuk Dergisi'nin. Aslında onlarca olması gerekir. Evet, yani benim için o gazetecilik deneyimi bir Bilim Ütopya dergisinde ve işte Pazartesi Feminist Dergisi ve Güncel Hukuk'ta hayat bulan bir şey oldu. Çok keyifliydi. Tabii ki benim tercih ettiğim gazetecilik aslında işte Ahmet Şık gibi, Çiğdem Toker gibi gazetecilik. Yani benim hayalim oydu. Ama onları da severek takip ediyorum. Ben de onların müptelasıyım. Siz siyasete girmeye nasıl karar verdiniz ve neden HDP diye soracağım. Şimdi evet. 2015'te ilk vekilliğiniz, 25. dönem, sonra 26. dönem, şimdi de 2018 son seçimle beraber bu defa Ankara HDP vekilisiniz. Evet. İstanbul'dan Ankara'ya kaptırmışız evet. sizi. Bilinçli bir istek miydi? Nasıl gelişti? Biraz anlatır mısınız? Hayır, değil. Yani siyaset dediğiniz zaman siyasetin hep içindeydim. Ama evet, aktivist olarak İnsan Hakları Derneği mesela, hani hangi örgüttensiniz dediklerinde ben oralı olduğumu söylerdim. Gerçekten de benim için özel bir yeri vardır. Yani 80'lerden beri, 90'larda çalışmışlığım var. O özellikle faili meçhullerin yargısı infazlarının döneminde. Yani böyle bir gelenekten geliyorum. İşte feminist bir kadınım, sosyalist bir kadınım ve benim için siyaset her zaman vardı. Yani lise yıllarından beri vardı. İşte lise Ankara'nın en o zaman gerçekten faşist liselerinden diyeceğim birinde, sonra öyle dönüştü, okumak zorunda kaldık. Sıramıza kurşunlar konurdu sadece bir işte Ecevit'in mitingine gittiğimiz için mesela. Yani öyle bir geçmişten geliyoruz ama milletvekili olmak ya da partili olmak benim çok böyle açıktan tercih ettiğim ve hedeflediğim bir şey hiç olmadı. Çünkü ben biraz da anarşist yapıda, yani daha bağımsız olmayı tercih eden bir insan oldum. Hiçbir partiye üye olmadım. HDP ilktir yani benim üye olduğum parti anlamında. Ve bu önerildiği zaman da biraz sevgili Sabahattin de, tabii Sabahat Tuncel'in etkisi vardır. HDK'ye girmemde, ki HDK Halkların Demokratik Kongresi bence çok güzel bir fikirdi. Devam etmesini ve daha aslında aktif olarak devam etmesini çok isterim. Ama hani HDP kurulduktan sonra, biraz da tabii bu kadar baskıdan sonra HDK'nin daha aktif devam etmesi de çok kolay olmadı açıkçası. Bir söz beni özellikle buna kabule aslında itti. Belli dönemler vardır. Hani elini taşın altına koymak gerekir. Biz de sizden bunu rica ediyoruz. Ve bu hakikaten hani sanki evet, o dönem benim de böyle demek ki var olmam gerekiyor. Hani el taşın altından çok çıkmamıştı ama hayatımda hani bu dönemde bu taşın altında herhalde çok farklı olmamış girmesi gerekiyor diye düşündüm ve öyle başladı. Pişman değilim. İnsanları tanıdığım için mutluyum. Üzgünüm. O kadar tanıdığım ve sevdiğim insan cezaevinde olduğu için ve onlara siyaset yaptırmamak için her şey yapıldığı için, bu yine aynı fabrika ayarlarına dönmüş devlet geleneği nedeniyle. Maalesef böyle yani, 90'larda da bunu yaşadık, 80'lerde de bunu yaşadık, tarihimizde bunu yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz ama biz de mücadeleye devam ediyoruz. Siz mecliste feminist hareketten gelen tek ve ilk kadın vekil olarak biliniyorsunuz. Hatta hatırlıyorum, ilk vekil yeminizi törende kıyafetinizle, makyajınızla, tarzınızla da çok konuşmuştu. Evet, çok konuşulmuştu tavrınız ve haliniz. Fakat baktığım zaman özellikle son yıllarda verdiğiniz tekliflere, mecliste yaptığınız konuşmalara, gündeme dair belirttiğiniz görüşlere, sizin için dünyanın en güzel darlanan kadın vekili diyorlar.
Bazen meclis konuşmalarında gösterdiğiniz tepkilerle çok sayıda insanın, özellikle de tabii çok sayıda kadının da fikirlerini ve hislerini tercüman oluyorsunuz. Nasıl bir vekilsiniz? Nasıl bir vekillik anlayışınız var? Yani ben olduğum gibi olmaya çalıştım aslında. Hani bazen feminist TDK gibi hissettiğim kendimi oluyor. Yani öyle kalkıp işte burası er meydanı, erler gelsin falan gibi öyle laflar ettiklerinde hemen sinirlendiğim ya da işte cevap verdiğim. Ona da çok tepki, yani şaşırıyorlar daha doğrusu, tepki göstermek değil de. Çünkü böyle bir şeyle karşılaşmıyorlar. Mesela kız alıp kız vermek diyorlar. Bunu dünyanın en doğal şeyi gibi söylüyorlar. Ben hani oğlan alıp oğlan veriyor musunuz dediğimde bir tuhaf olunuyor. Yani hakikaten farklı bir şey yapmaya çalışmıyorum. Yani ben kadın hareketinin, feminist hareketin gücünü arkamda hissediyorum, yanımda hissediyorum. Yani onlar iyi bir şey söylediklerinde bana çok iyi geliyor. Sesimiz oldun dediklerinde bana iyi geliyor. Öyle var oluyorum. Yani çok da olduğumun dışında bir şey yapmıyorum aslında. Özellikle HDP'li vekillerin, eski eş başkanların hapis süreci, yargının tırnak içinde bağımsızlığının geldiği nokta. Bu anlamda şu anda Türkiye'deki en büyük sorun ve HDP'nin geçirdiği süreçteki en büyük sorunu nasıl görüyorsunuz? Yani aslında sadece HDP'nin değil, bütün Türkiye'de muhaliflerin, ki çünkü her cenahtan insan bundan nasibini aldı. Tabii ki partimiz başta olmak üzere. Ama herkesin biat etmeye zorlanması, düşünce ifade özgürlüğünün olmaması, yani kimsenin artık düşüncelerini ifade edebileceği bir ortamın olmaması. Yani en büyük sorun bu. Yargı da bunun aleti olarak zaten görev alıyor. Yani öyle yargılamalar oluyor ki gerçekten, yani ben bir hukukçu olarak çok utanıyorum. Hani bana kalkıp da birileri sen hukukçu olarak ne diyorsun dediğinde çok tuhaf bir soru oluyor. Bu zamanın tuhaf bir sorusu. Hani sevgili İbrahim Ayhan, kaybettiğimiz vekilimiz, tuhaf zamanlar diyordu. Hakikaten tuhaf zamanlar, yani o anlamda. Vekillerimiz içeride, gazeteciler içeride, işte Osman Kavala içeride, ne bileyim Ahmet Altan içeride, Nazlı Alacak içeride, çocuklu kadınlar içeride, gebe kadınlar içeride. Yani çok sayıda, dediğim gibi çok fazla cenahtan insan içeride ve bu da aslında bir yandan savaş politikalarının sonucu. Yani Türkiye'de daha barışçıl bir ortamda, o 7 Haziran'daki işte bizim kazandığımız aslında, o çok sesliliğin hakim olabileceğinin hissedildiği, insanların bununla coşkulandığı ortamda, tıpkı aslında Gezi'deki gibi de düşündüğümüzde, geçmişe dönüp baktığımızda o ortamın da aynı zekası, mizahı, çok sesliliğine baktığımızda, belki tıpatıp olmasa da benzerlikler taşıyan o ortamlarda, öyle bir Türkiye'yi yönetmek zordur diyorum ben. Yani bu yüzden de daha kolay yönetilebilir bir Türkiye, daha otoriter, daha baskıcı ve insanlara hep aynı algının verildiği, karşındakine kendini anlatma fırsatı vermediğin, uzun tutukluluğu bir işkence yöntemi olarak aslında benimsediğin, bir de çünkü bu dönemin özelliklerinden bir tanesi de o. Yargı alet derken bunu kastediyorum. Ve yargıda da belki hiç alan bırakmadığın, yani bunun için uğraştığın, gazetelerin hepsinin aynı başlıklarla çıktığı, işte ne dergi ne gazete bırakmadığın bir ortamdan söz ediyoruz. Bu ortamda mücadele etmek ve yaşamak kolay değil tabii. Gerçekten kolay değil. Buna rağmen insanlar hala direnç gösteriyorlar, hala işte mücadele ediyorlar. Bu politikayla yönetmek çünkü sonu gelebilecek bir şey değil. Yani daha önce gördük biz bunları. 90'larda da bu başarıya ulaşmadı ve yine aynı şekilde
aslında hiçbir deney çıkarmadan, yani hiç buradan bir ders almadan aynı politikaları ez yok et, ez yok et diye uygulamaya çalışarak bu ülkede huzura ulaşmak mümkün değil. Leyla Güven de işte bunun sesi olmaya çalışıyor aslında. Gerçekten yani benle aynı yaşlarda bir kadın vekilimiz. Öncelikle çok ciddi bir haksızlığa uğramış durumunda, hala serbest bırakılmamakla. Yani öncelikle bunun olması gerekiyordu. Ama bunun dışında da yani bu ülkede barışın tesisinin böyle olamayacağını ve barış tesis edilmeden de gerçekten ülkenin huzura, refaha erişemeyeceğini aslında ifade etmeye çalışıyor. Hepimiz hakikaten bunu istiyoruz. Mücadele eden insanlar bunu istiyorlar. Yani bir lokma ekmek, bir huzur, özgürlük, düşüncelerimizi ifade edebilmek. Ama bunun için işte bir yol yürümek gerekiyor. Yani kolay değil bu. Hiçbir ülkede kolay olmamış. Yani Fransa'ya, İngiltere'ye, onların mücadele tarihine baktığınız zaman da evet biz daha geriden geliyoruz. Ama başaracağız. Yani bunu gerçekten başaracağız. Daha bunlar iyi günlerimiz diyen insanlardan kaçıyorum ben. Herkes kaçsın. Yani böyle bir şey yok. Bunun kimseye bir faydası yok. Karşındakinin gücünü abartmak bu. Kendi gücünü azımsamak. Yani o yüzden biz güzel günler göreceğiz. Bu güzel günleri de kendi ellerimizle kuracağız. Yani bugünü yaşarken de zaten o güzellikleri biz dayanışmamızla, birlikteliğimizle, mücadelemizle yaşıyoruz. Bu da bir güzellik. Mücadele de bir güzellik, dayanışma da bir güzellik. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok keyifli bir sohbet oldu. Yine her zamanki gibi çok öğrendim sizden. Rica ağzınıza ederim. Sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ekim. Ben de teşekkür ederim. Medyaskop TV'de Yaşamın İzlerinde bu hafta Filiz Kerestecioğlu ile beraberdik. Önümüzdeki hafta farklı bir konuğumuzun hayatının mihenk taşlarına bakacağız. Bizimle kalın.